Merhaba değerli arkadaşlar. Kripto Rehber kanalına hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz videolarla. Bu araya biraz plansız, yani beklediğimden daha erken çıktığım için hazırda bir video bırakmamıştım. O yüzden şimdi çok fazla zaman kaybetmeden videolarımıza geçelim ve yeni videolarımızda karşınızda olmaya çalışalım arkadaşlar. Bu videomuzun konuğu Persistence Token'ı. Bu token nedir, nerelerde kullanılıyor, neler yapılıyor, gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle tokenımızın fiyatı 7.95 dolar, %3'lük bir yükselişte. Bitcoin ve Ethereum karşısında da %1'lik bir yeşil yaktığını gene görüntüleyebiliyoruz. Toplam arzı 109 milyon adet, dolaşımda 31 milyon adetlik bir XPRT var. XPRT bu arada Persistence tokenımızın yerel belirteci, yani yerel tokenı. Kısaltması da bu şekilde. Piyasa değeri 247,5 milyon dolar. Son 24 saatlik hacimde neredeyse 550 bin dolarlık bir hacmi var son 24 saat içerisinde bu token'ın. Alt taraflara doğru inelim bakalım. Alt tarafta bizleri neler bekliyor? Alt tarafta öncelikle grafikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu grafik arkadaşlar Nisan 1'de ortaya çıkıyor. CoinMarketCap verilerine göre. Zaten kurulumda birazdan göreceğiz. Sanırım 31 Mart'ta. O yüzden kurulumdan bir gün sonra CoinMarketCap'te de listelenmeye başlanmış XPRT. XPRT ile ilgili sağ tarafta biraz garip şeyler görüyoruz. Nedir o garip şeyler? 1.10 dolar olduğunu, en düşük seviyesinin, işte all time high'ının da 16.5 olduğunu görüntülüyoruz. Evet, all time high'ı burada görüntüleyebiliriz ama 1.10 doları 14 Temmuz'da görüntüleyemiyoruz. Orada belki düşük hacimli yerlerde böyle bir uzun bir iğne atmıştır alt tarafa doğru. Ondan da kaynaklı olabilir. Tabi burada iğne göremiyorsunuz çizgi grafik olduğu için. Onu da söylemiş olalım, belirtmiş olalım. Bazen ufak hatalar da olmuyor değil oralarda. Neyse, orayla ilgileniyorsanız diye böyle gereksiz bir dipnotu sizinle paylaşmış olduk. Alt tarafa doğru iniyorum. Persistence ne demekmiş, nelerde listeliymiş onları görelim. %18,5'luk bir hacimle GateIO'da, %81,85. Gerçi 18 hacimler toplamada bir sıkıntısı var değil mi? Benim kafam gitti. 18,5 burada. Evet. Bir %0,13 ya da işte 0,30'luk bir fazlalık var. Neyse, hesaplamayacağım onu. Böyle bir işte hacim oranı da var. Ascendex'te, Bitmex'te arkadaşlar USDT çiftiyle, GateIO'da USDT ve Ethereum çiftleriyle satın alım veya satma işlemlerini yapabilirsiniz. Yukarı doğru çıkıyorum. Persistence ne demekmiş? Biraz tanıyalım. Alt taraftaki ekosistemini sitede de birazcık sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada birazcık hafif kalabilir. Sitede aktif olan yerlerini sizlere belirtmeye çalışacağım. Tekrar ediyorum. Persistence ne demek arkadaşlar? Bu yeni jenerasyon finans ürünlerinin işte bizlere bağımsız bir ortamda bunları daha kolay bir şekilde çalıştırabilmemiz için bağımsız bir ortam kuran bir protokolmüş. Aynı zamanda PBFT konsensüs algoritması üzerinde çalışan bir Proof of Stake zinciri olduğunu da söyleyebiliriz. XPRT ekosistemini sizlere sitede anlatacağımı söylemiştim ama burada çok ufak üzerinden geçmeye çalışalım arkadaşlar. Bu DeFi, NFT ve Proof of Stake ve işte birkaç tane daha farklı uygulamaların yer aldığı bir platform olacak. Bunlardan bir tanesi Comdex, ismi üstünden bir Dex platformu olacak. Alım satım işlemleri yapabileceğiz burada. PStake kısmı P belirtici, böyle genelde köprü işlemlerinde oluyor. Köprü tokenlarında mesela Binance Smart Chain'den işte Matik'e, Polygon ağına gönderdiğimiz tokenlarda oluyor ama burada da PStake'de Proof of Stake şeylerini, oradaki sözleşme adresiyle ilgili, sanırım oradaki varlıklarımızla ilgili bir kazanç, bir ödül mekanizması oluşturmaya çalışacaklar. Ya da başarmışlar mı artık? Siteyi incelerken görüntüleyeceğiz. Siteyi birkaç video çekme girişiminde bulunduğum için incelemiştim daha öncesinden. Bu ufak ara bende biraz hafif bir paslanmaya yol açmış. O yüzden birkaç defa, birkaçtan biraz daha fazla video çekimi girişimimiz oldu. Asset Management kısmında NFT market yeri olduğunu söyleyebiliriz buranın. pLend arkadaşlar stable coinlerimizi değerlendireceğimiz bir yer. Onları stake ederek daha da işte farklı kazançlar elde edebileceğimiz yer sanırım. Yani ya bu oydu ya da PStake oydu. Çok fazla derinlemesine girmiyorum. Ben sizlere platformları tanıtırken tekrardan açıklarım, ufak hatalarım varsa da. Audit.one'da tıpkı işte Certik Audit, Techrate Audit gibi bir audit platformu oluşturmuşlar. Hatta içerisinde birkaç tane projenin auditlerini de yapmışlar sanırım. Onları da sizlere görüntülemeye çalışacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Sirkülasyon kısmını yukarıda söylemiştik sizlere arkadaşlar. Alt tarafa doğru iniyorum. Kurucular arasında Tushar Aggarwal CEO olarak görüntüleniyor. Deepanshu Tripathi. Bu da CEO olarak görüntüleniyor arkadaşlar. Görüntüleyebiliriz. Tushar LunaX Ventures'da çalışmış daha önce. Singapur'da bir kripto ile ilgilenen bir oluşum. Deepansu'da tam olarak anlayamadım ama Facebook benzeri şirketlerde bir ödeme platformu gibi bir şey üretmiş ve bunu sonra Afrikalı bir finans şirketine satmış 9 milyon dolara. İyi para. Sattıktan sonra da bu Tushar'la birleşiyor ve 2019'un ikinci çeyreğinde yavaş yavaş adım atmaya başlıyorlar. Kurulum aşamasını hani böyle ince ince dokuyarak getiriyorlar bu zamana kadar. İşte 2-3 ay önce de, hatta gerçi Temmuz'a geldik, birkaç ay önce diyelim garanti olsun, birkaç ay önce de çıkarıyorlar token'ını. Onu da videonun başında söylemiştik. Şurada bir yerde yazıyor muydu? Ben mi uydurdum? Bir yerde sanki 31 Mart'la ilgili bir şey yazıyordu ya. Ha, evet, 30 Mart'ta tamam. 30 Mart'ta ilk defa çıkarıyorlar. İşte 1 Nisan'da da belirttiğim üzere, gördüğümüz üzere CoinMarketCap'te listelenmeye başlanıyor arkadaşlar. Bu iki arkadaşımız da Hindistanlı vardı. Ondan sonra takım üyelerini 25 kişi daha dahil ediyorlar. Bombay'de ve işte Hindistan'ın farklı teknolojik şirketlerinde çalışan geçmişte olan kişileri takım üyeleri olarak ekliyorlar ekibe. Evet arkadaşlar, yukarı çıktığımızda teknik makaleden de sizlere birkaç bir şey bahsetmeye çalıştım aslında. Aynı zamanda şunu unutmuşum aldığım notlar arasında. Persistence teknolojisinde şunlar var. Kalıcılık zincirleri oluşturmaya çalışıyorlar. Persistence Chain adı altında. Bu arada Persistence'in Türkçe anlamı kalıcılık. Persistence Chain, burada kalıcılık ana zinciri ve daha doğrusu gene işte Persistence ana zinciri ve doğrulayıcılar tarafından sağlanan işte güvenlikte bağımsız bir ağ oluşturmaya çalışacaklar. Bu yayın içerisinde bu görüntüleniyor. Aynı zamanda bir Persistence SDK'sı mevcut. Bu da yeni mevcut borsaları ve pazar yerlerini entegre etmek için kapsamlı bir işte tak çalıştır modül paketi olarak söyleniyor, belirtiliyor sistem üzerinde. Ve aynı zamanda Persistence dep'leri, yani uygulamalarından bahsediyorlar. Bu da kurumsal ve perakende paydaşlar, yani kullanıcılara ait bunlara odaklanan bir takım finans uygulamaları olarak bahsedilmiş bundan da. White paper'ını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 17 sayfalık bir white paper var. Ben beğeniyorum böyle sade beyaz white paper'ları, beyazın üstüne yazılı white paper'ları. Bu arada arada gözüm kayıyor. Video çekmeyi bıraktığım için şu an çekemezsem yarın da bir işimiz çıkar diye şu anda bitirmeye çalışıyorum. Gözümde bir yandan İtalya-İngiltere maçında. Bu arada arkadaşlar 17 sayfalık bir white paper'ları olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum. Burayı da inceleyebilirsiniz. Ben size aldığım notlarda birkaç bir şeyden bahsetmeye çalışmıştım. Keza aynı şekilde burada işte Persistence Chain SDK'sı ve dep'leri ile ilgili sizlere ufak bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Gene stablecoin bilgisini de vermiştik. Burada da marketteki işte stablecoin'lerin gidişatı oradaki hacim artışlarını vesaire sizlere belirtmişler. Niye bu topa girdiklerini de bir bakıma açıklamaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, çok yoruldum ya. Persistence'in sitesine giriyorum. Evet, son coinleri de savuşturdular. Şimdi arkadaşlar sitedeyiz. Sitede gene aslında ekosistemi öğrenmek istediğinizde girip bakabilirsiniz. Doğrulayıcılarla ilgili neler var, işte sizde nasıl doğrulayıcı olabiliyorsunuz, validator olabiliyorsunuz, bunları görebiliyorsunuz. XPRT token'la ilgili daha fazla işte işlemi öğrenebilir. XPRT token nerelerde kullanılıyor bunu görebilirsiniz ki CoinMarketCap'te ben bunu ıskaladım, şimdi fark ettim. İşte klasik bir şekilde XPRT token'ıyla yönetimde söz sahibi olabiliyorsunuz, oylamalara katılabiliyorsunuz. Gene İşte bu 5 tane anlattığım yerlerden, şimdi birazdan göreceğiz isimlerini de, bir an hafızamda tutamadım. Oralarda bazı yerlerde stake ederek kullanabiliyorsunuz arkadaşlar XPRT token'ını. Ve bunun benzeri işlemleri mevcut. Sizler daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Ben videoyu çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Bazen sınırı aşıyorum ama genelde işte 15-20 dakika bandından, hatta mümkünse 15-16 dakikada tamamlamaya çalışacağım ama bunu yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Bakalım artık, neyse. Teknoloji kısmını ve bakın işte yapmaya çalıştıkları pLend, Ascendex, PStake, Audit.one ve Comdex'i buradan da inceleyebilirsiniz. Alt tarafta da inceleyebiliyoruz. By XPRT dediğinizde size Ascendex miydi? Bitmex'e yani sizi yönlendiriyor. Biz neler yaptık kısmına geldiğimizde gene yukarıda Products'te göreceklerinizi burada da görüntüleyebiliyorsunuz. Yol haritasında Company, şirket kısmında şirket hakkında ve şirketin yol haritasında görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Comdex'i şöyle ufak bir şekilde tanıtayım. Buradan sonra biraz hızlanacağım ve bitireceğim. Comdex kısmına geldiğim zaman arkadaşlar şu an bir demo halindeymiş Dex'leri. Bu demolar için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Video çektikten sonra incelemek için bir başvuruda bulunacağım. Çıkar mı çıkmaz mı zannetmiyorum çıkacağım da. Burada işte isminizi, soy isminizi vesaireyi yazdıktan sonra arkadaşlar. Evet, tamam. Demo başvurusunda bulunuyorsunuz. Bir an şey yapamadım. Comdex'te ne yapamadık? Evet. Comdex'te arkadaşlar aslında bizlere diğer Dex platformlarından ekstrem bir şey sunuyor mu? Çok öyle farklılıklarını ben görüntüleyemedim. Bu arada ek olarak KYC onayıyla işlem yapabiliyorsunuz bu Dex'te. Bu platformda işlem yapabilmeniz için KYC ihtiyacınız var. Yani kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Birazdan orayı doldururum ben. Orayı doldurduktan sonra eğer dönüş yapılır ve inceleyebilirsem daha net bir şekilde sizlere aktarabilirim. Çünkü platformu incelediğimde az buçuk bu platformlara da sürekli girip çıktığımız için hani farkları varsa o şekilde söyleyebiliriz. Şöyle hemen kapatalım. Çok fazla dediğim gibi zaman kaybetmek istemiyorum. Audit.one kısmında size söylemiştim. Burada sizler tıpkı işte Certik gibi, Techrate gibi ve diğer audit firmaları gibi. Bu da gene bir doğrulayıcı. Oradaki işte sizin işlem yaptığınız DeFi platformları olsun ya da diğer tokenlar, coinler olsun. Bunları onaydan geçiren, işte hatalarını bulmaya çalışan, eksiklerini bulmaya çalışan bir platform. Alt tarafa doğru indiğimizde bize neden güvenmeniz gerekiyor diye bir bilgi vermişler burada. Merkeziyetsiz olduklarını söylüyorlar. İşbirliği olarak da Terra, Near, Iris, işte Kava, Polygon, Scale, Cosmos, Celo, Marlin ve Ekeş gibi son zamanlarda çok sık duyduğumuz işte ve patlamaya yakın diye hatta bazı videolarda da konu olan tokenları burada görüntülüyoruz. İşte tabi burada söylediğimiz, başta söylemeyi unuttum. Yani XPRT dahil burada göstermiş olduğum herhangi bir token yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama bunu birçok videoda görüntüleyebiliyoruz. Twitter'daki takip ettikleriniz varsa onlardan da gene denk geldiğinizde görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Near, Terra, Kava, hatta Near en son kendi ağ ile ilgili bir airdrop paylaşıyordu. Yani ağını deniyordu. Orada bir ağa katılanlar, hatta bir airdrop da söz konusuydu. Yani kendi şeyini, platformunu da geliştirmeye başlıyor, devam ediyor diyeyim, başlıyor demeyeyim de. Kısa bir şekilde şey yaptık. İşte Polygon zaten incelediğimiz yerlerde sizlere bahsetmeye çalışıyoruz. Polygon'da da hatta Polygon DeFi platformlarıyla ilgili biraz ağırlıkta verdik. Sırada işte Ethereum, Polkadot ve cahilliğimi verin ya, yani Tezos ve onu sanki hatırlıyor gibiyim ama Injective Protokol. Evet, bunlarla ilgili de yakında incelemeler geleceği söyleniyor. Yakında işbirlikleri yapılacağı söyleniyor arkadaşlar. Audit.one kısmını da böylelikle geçiyorum. PStake kısmına geldiğimde sizden önce bir defa girdim buraya. Evet, PStake açınca bizi direkt şey atıyor, Twitter'ını atıyor. Niye öyle yapıyor bilmiyorum, orayı ayarlayamamışlar, ne yapmışlar. Ama Twitter kısmından da site linkine tıklayarak gelebiliyorsunuz. Launch PStake dediğimde çalıştırma kısmına geliyorum. Burada yazıyor muydu? Ropan ait. Çok pardon arkadaşlar. Şurada bir bakalım bir. Ropsten test ağında bunu açıyoruz. O ağda olursanız arkadaşlar işlem yapabiliyorsunuz. Tabii ben çok detaylı girmedim ama belki test ağında normal ağ geçmeniz de gerekiyordur derken yukarıda da zaten test ağı ile ilgili bir bilgilendirme var. Normalde tabi bizi böyle açık yer karşılıyor ama ben o şuradaki şeyleri görmek için koymadı aldım. Dediğim gibi girişte sizi 2-3 tane uyarı, işte onay metni gösteriyor. Burada arkadaşlar şöyle, evet, bu arada penaltı atışları için de şey oluyor. Oradan da hafif bir bilgiler. Zaten bunu yayınladığında bütün bilgiler de açığa çıkacak. Evet, PStake nedir? Bunun bilgisini vermeye çalışıyor burada. Sağa doğru kaydırdığında arkadaşlar öncelikle P-Atom almanız gerektiğini, bu P-Atom'ları sonra STK atomla değiştirmeniz gerektiğini ve bunun değişimi yaptıktan sonra da şu sağ tarafta işte P atomlarınız, hani şey STK atom kısmına getirdikten sonra otomatikman stake etmiş oluyorsunuz oradaki varlığınızı ve bu stake ile birlikte işte burada claim dedikçe arkadaşlar sürekli topluyorsunuz orada birikenleri, hasat etmiş oluyorsunuz deyim yerindeyse. Alt tarafta %20 APR ile çalıştığını, yani %20 APR olduğunu görüntülüyoruz. 2800 dolarlık bir ödül varmış şu anda. 65.000 dolarlık bir kilitli tutar var. Hızlı bir şekilde VRAP'e gelelim. Of, 18 dakika olmuş, hadi. VRAP'te arkadaşlar burada ilk başta işte atomlarınızı vererek birebir karşılığında P atom alıyorsunuz. Tekrardan unwrap diyerek burada wrapper coin'inizi tekrardan iptal edebilirsiniz. Stake kısmına geldiğinizde birebir oranda gene P atomlarınızı stake atomla değiştiriyorsunuz. Burada işte elimde hiç olmadığı için max dediğimde sıfıra geliyor. Stake atomlarını, şey, P atomlarınızı stake atomla değiştirdikten sonra da hop bir baktınız burada zaten yavaş yavaş claim'iniz artıyor arkadaşlar. Geçelim bunu. Evet, sıradaki. Evet, bunlar NFT market yeri. Ben gene Twitter'a attı ama burada herhangi bir site yok bu defa. Bura yapım aşamasında, o yüzden burada herhangi bir şeyimiz yok. Ne vardır ne değildir diye inceleyeceğimiz bir yer yok. Aynı zamanda pLend'de arkadaşlar Comix'un diyor, yakında gelecekmiş. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ama o 5-6 günün şeyini, acemiliğini sizlere biraz hissettirmiş olabilirim. Tekrar ilerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay.